Merhaba arkadaşlar, bugün Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde Dünya Şampiyonu sporcumuz Evren Çağran ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi okçuluğa nasıl başladın? Okçuluğa 6. sınıfta başladım. Okul takımı seçmeleri vardı okçuluk için. Oraya katıldım. Orada seçildim. Bayağı bir arkadaşımızla birlikte seçildik hatta. Bir otobüs yarışmaya gidiyorduk hep birlikte. Sonra Çankırı'da hiç kimse kalmadı. Bir tek ben kaldım. Yılmadım, devam ettim. Ailem destekledi. Ailemin desteğiyle buralara geldim. Daha sonrasında tabii kendi çabamla birlikte bazı başarılar elde ettik. Tebrik ederim. Abi peki ya, başarını neye borçluyorsun? Başarımı çok çalışmaya borçluyum. Hiç yılmadan ve pes etmeden çalıştım. Yenildikçe daha çok çalıştım. Yani sadece bu kassal anlamda da değil, zihni de çalıştırmak gerekiyor. Çok zihinsel de bir spor biliyorsunuz. Doğru. Peki abi, yarışmalar... Ondan dolayı yani sürekli antrenman yapmak gerekiyor. Öyle ben bir hafta yapayım, bir hafta yapmayayım. Sürekli antrenman gerektiren bir spor. Ondan dolayı sürekli çalışmak gerekiyor. Peki abi, benim sana sormak istediğim bir başka soru da yarışmadaki... Mesela seni izleyen çoğu insan şöyle diyor, yarışmada mı acaba? Çok rahat atıyorsun abi, bunu neye borçluyorsun? Şöyle, kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Ben nasıl yatıyorum diye düşünüyorum. Daha öncelerinde düşündüm. Rahat hissettiğimde yatıyorum. Ondan dolayı kendimi rahatlatacak sözcükler, kendimi rahatlatacak zihinsel antrenmanlar buldum. Onlarla birlikte kendimi rahatlatıyorum ve böylelikle daha iyi yatmaya çalışıyorum. Teşekkürler. Başarıların neler peki abi? 2006'da Dünya Kupası 3. ayağında burada 1. oldum. Üniversiteler Dünya 2.liğim var. Gene Üniversiteler Dünya Mix Takım 2.liğim var. Fetih Kupası 3.liğim var. Birçok Türkiye şampiyonluğum var. Avrupa Kupalarında derecem var. Takım olarak derecelerimiz var. Ve daha yenilerini de almaya devam edeceğiz inşallah. İnşallah abi. Peki ya, benim sana sormak istediğim bir diğer soru da uluslararası turnuvalarda bu atış sırasında neler hissettin? Yani çok heyecanlı. Ayaklarınız bile titriyor mesela. Titrediği zamanlar oldu. Podyuma çıktığınızda. Yani ya atmak zorundasın. Daha önceleri yaptığım bir şey okçuluk. Daha önce yaptığım bir şey için sürekli kendini telkin ediyorsun. Ben daha önce bunu defalarca yaptım, gene yapabilirim diye. Kendini orada cesaretlendirmen gerekiyor açıkçası çizimde. Ben bunu yaparak kendimi daha iyi hissediyorum ve bu şekilde devam ediyorum yani. Teşekkürler. Peki abi, makaralı neden makaralı? Yani zamanında bulunmuş bir teknoloji. Ne bileyim yani, hiç düşünmedim bunu. Olimpiyata almıyorlar abi bizi. Alacaklar. O da olacak. Abi büyük ihtimal biz o zaman sporcu yetiştiriyor olurum. Ben yani. Aynen. Ben bile okçuluğu bakmış olabilirim. O kadar uzaklaştık şu anda ama tabii hiç belli olmaz. Gitgide güçleniyor makaralı tabii dünyada. Bunu görecektir diye düşünüyoruz olimpiyat komitesi. Şöyle düşünüyorsun abi galiba. Mutlu olduğunuz hangisi ise o diyorsun yani. Mutlu olduğun, iyi olduğun hangisi ondan devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani abi bir başka sorum da, şahsen benim bile idolüm olan bir sporcusun. Ve abi benim sana sormak istediğim şey şu. Hani antrenman saatleri mutlaka vardır, fakat mental antrenmanın mı daha ağır yoksa bedensel antrenmanın mı? Tabii bedensel antrenmanımız daha ağır. Yani zihinsel antrenmanda yaptığım zamanlar oluyor. Bazen mesela 2 hafta yapmıyorum. Sonra bir gece aklıma geliyor, yapıyorum mesela. Ama bunu daha çok yapmak gerekiyor tabii. Bu benim yapıyorum diye bu aralıkta yapılması gereken bir şey değil. Haftada 3 kez de yapılabilir. Ne kadar çok yaparsanız o sizin için daha iyi olacaktır yani. Teşekkürler. Abi peki ya, yayını çektiğin anda hedefte neler hissediyorsun? Yani çekiyorum sadece, onu atma odaklı. Güzel ok atma odaklı. O şekilde. Hocam niye trollüyorsunuz ya ki ya? Ben de susun dedim. Tamam, şey ele şeyi yaz böyle. Durdur orayı. Damkokçuluk antrenörü Bahadır Ader'in elidir.
Tamam, bu kadar yeter evet. Arkadaşlar. Yeter abi, teşekkür ederiz sana bizimle birlikte röportaj yaptığın için. Rica ederim, ne demek her zaman. Teşekkürler. Sana başarılar diliyoruz finalde. Sağ ol, teşekkürler. Bitir.